Paratoder'e hoş geldiniz. Ben Murat Tufan. Ben Perihan Tantu. Bugün yine Borsa İstanbul'u konuşacağız Perihan'la. Masa notlarımızda birçok sayfalarca not var diyelim değil mi Perihan? Çok not var. Umarım vaktimiz yetişir diyelim. İnşallah. Bizim biliyorsun bir başladık mı programın sonu bir anda gelmiş oluyor. Çok konuşuyoruz. Evet, bu da mesleki aslında meslek anlamda daha optimal kullanmamız gerekiyor bu alanı diyelim. Çünkü ikimiz de sektörden gelince konuşacak çok konu var efendim diyelim. Laf lafı açıyor tabii. Ama bu laflar açılmadan öncesi gelin ekonomik takvimimizi birlikte bir hatırlamış olalım. Bugün biliyorsun Perihan tüm gün odaklandığımız nokta aslında Erdoğan-Trump görüşmesi olacak ama evet. Öncesinde de bazı önemli detaylar var. Bu hemen detaylarımıza bakmış olalım. Almanya'dan TÜFE rakamı açıklanacak ve İngiltere'den de yine TÜFE rakamı var. 13'te Euro bölgesinden sanayi üretim rakamları bizi bekliyor. 16.30'da çekirdek TÜFE rakamları ve 19'da da Fed Başkanı Jerome Powell konuşacak. Peki neleri konuşacağız? Bugünkü konu başlıklarımızda neler var? Perihan'la birlikte konuşacağımız konu başlıklarına bakmış olalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Washington'da sabah paylaşmış olduk. Özellikle önemli temaslar ve önemli konu başlıkları var. Hem oradaki iş dünyasıyla buluşacak hem de Trump'la yapacağı görüşmeler önemli. Dün de Donald Trump'ın birçok konuşması vardı. Türkiye saatiyle 11'e doğru geldi. O da New York Fed Kulübü'nde, ekonomi kulübünde konuştu ve Çin'e yüklendi. Hile yapmakla suçladı. Tabii ki bir diğer taraftan da yüklendiği bir başka noktaysa Fed'di. Ve tüm bu senaryolarda tabii ki Türk lirası varlıklarında gözler Washington'da diyelim. Euro bölgesinden sanayi üretim rakamları açıklanacak. Biz Perihan'la birlikte birazdan masa notlarımızda Euro-Dolar paritesi de var bugün. Ve 3. çeyrek bilanço dönemi bitti. İstatistik datalarla hangi şirket ne kadar kar elde etti? Tüm bunları konuşacağız diyelim. Şimdi Perihan istersen bir sıcağı sıcağına vadeli piyasalarla başlamış olalım. VIOP tarafı nasıl güne başladı? Bugün küresel piyasalar ben sana çok kısa vadeli piyasa gelene kadar özetlemiş olayım. Dün Başkan Trump New York Ekonomi Kulübü'nde konuştu. Burada verdiği mesajlarda Çin hile yapıyor dedi. Ve bu hileye aslında birçok ABD başkanı göz yumdu. Ben de bununla savaşıyorum dedi. Ve yeni eğer tarifeleri uymazsa yeni tarifelerin de gelebileceğini söyledi. Fed'i de bu kadar S&P 500 %50 artmışken faizleri indirmemekle suçladı. İndirmeseydi eğer, daha fazla indirseydi eğer çok daha fazla bir yükseliş olur dedi ABD vadelerinde. Peki bizim tarafta tablo ne? Erdoğan-Trump görüşmesi öncesi %0.13 kadar bir düşüş var. Hafif satıcı başladı. Normal küresel piyasalarda da satış var şu anda. Evet, normal bir başlangıç oldu beklentiler dahilinde diyelim. Şimdi tabii ki bizim kendi iç gündemimiz dünyadan birazcık daha ayrışıyor Murat. Çünkü bizim için önemli bir gün. Belki bir aydır özellikle bu 13 Kasım mevzusunu konuşuyoruz. Bu akşam Türkiye saatiyle saat 8'de başlayacak sanıyorum ki görüşme. Buradan çıkan olumlu haberleri takip ediyor olacağız. Kendimizi de endeksleyelim olumlu haberlerdi. 130 binde Perihan şu anda. Dün konuştuk evet. Bu seviyeyi Murat. Çünkü özellikle dünkü programın başında da hani söylemiştik piyasanın beklediği bölge 130 bin VIOP'ta 130 binin üzerinde alışlar hızlanabilir dedik. Şu an 130 bin 200 seviyesinde oralar tutuyor gibi. Buradan sonra bakacağımız yer 131 bin bandı. Evet. Buranın üzerinde bir miktar daha 133 bine kadar yeni bir hedef koyabiliriz kendimize. Ama tabii ki burada önemli olan bu akşam görüşmeden çıkacak sonuç. Ve senin de bahsettiğin gibi daha makro çapta küresel bazda bakacak olursak bugün güne birazcık dünya çapına negatif başladık. Evet. Onun etkisinde şu an zaten VIOP'ta görüyoruz ama bahsettiğin gibi sınırlı görüyoruz. O yüzden muhtemelen de Borsa İstanbul'da sınırlı bir negatif açılış olacaktır diyorum. 104.000-104.200 bandı. Artık açılır aslında belli olmaz. Bazen VIOP çünkü çok az eksideyken borsa, artı açabiliyor. Yapabiliyor. Yatay açacaktır muhtemelen. Yani benim beklentim bu yönde. Akışı beklentiler oluşturacak evet. Bugün Borsa İstanbul'da ve özellikle senin de bahsettiğin gibi Trump tarafından gelen açıklamalar Çin'le alakalı. Çünkü dünyada birçok hani bu senaryoda olumlu tarafa kaymıştı. Özellikle dün altın fiyatlarını da konuşmuştuk bu geri çekilmeyi evet. Ki orada bir miktar tepki alışları var bunu da konuşacağız. O yüzden senaryo çok olumlu görünmüyor evet. Ama bizim tabii ki dediğim gibi iç dinamiklerimiz şu an farklı. Oradan gelecek haber akışını takip ediyor olacağız. Evet şu anda ekranda görüyoruz. Perihan'la bizim tam ortamızda olan grafikte. Şimdi VIOP yakın vadeyi görüyoruz. Orada
doları ve gram altın fiyatına bakıp da aman efendim bu nedir, dolar bir anda 5.79'a mı çıktı demeyin. Bu vadeli piyasalarda olduğu için değil mi Peran? Evet. Onu izleyeceğimiz karıştırabilir. Geleceğe yönelik yani yakın vadede dolar Türk lirasının kontrat fiyatıdır o. Gram altın fiyatlaması da 276 lira. Çünkü çok fazla vadeli piyasalar ekonomi ekranlarında konuşulmuyor. Biz Peran'la birlikte bunu da konuşuyoruz. Ben buradan da editörümüz Gaye'den bir ricam olacak. Gaye, o vakıf yatırımın Viyop grafiği, bir numaralı grafiği de biz hazır Viyop açılmışken onu biraz öne almış olalım Peran. Evet. Viyop'ta acaba hangi seviyeler önemli diye konuşalım bence birazcık. Bu arada Türk Hava Yolları ve Garanti Bankası da hafif yatay artı açtı diyebiliriz. Vadeli de onu söyleyebilirim ama sonuçta vadeli de ön gösterge olacaktır muhtemelen. 13'te 44 kuruştan işlem görüyor. Bakıldığı zaman da Petkim, Garanti, Kardemir ve Aselsan tarafında da yatay diyebileceğimiz seviyeler var. Dün Pegasus senle biz konuştuktan sonra, gündemimizi aldıktan sonra inanılmaz bir hareket yaptı. Bilançosunu biz detaylı konuşmuştuk. %9 gitti değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Dün %9'ları gördü. Şöyle ki bundan bir önceki bilançoda beklentilerin çok üzerinde gelmişti. Pegasus'ta artık fiyatlamalar çok sert olmaya başladı Murat. Orada da %16, %17'lik bir yukarı hareket görmüştük. Evet. Bir önceki bilançoda da sert yukarı bir hareket izlemiştik Pegasus'ta. Dün de keza aynı şekilde çok yukarı sert bir hareket tabii, verdi. Tabii dün en çok kazananlardaydı. Sektörler anlamında da en fazla kazanan sektörlerden birisi de ulaştırma oldu. Özür dilerim, haliyle ulaştırma. Hadi istersen bir vadeli piyasalara bakmış olalım. Vadeli piyasalara bir bakalım Barkomuz'dan. Genel olarak bakıldığı zaman da Viyop tarafında yönetmenimizden rica edelim. Yakın vade kontratında şu andaki fiyatlamalarda 130 binli seviyelerdeyiz. Ve bakıldığında vadeli piyasalarda 131 bin ve 133 bin dirençleri olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak Perancığım şöyle bir konuşalım, buradan bir göstermiş olalım. Viyop tarafının genel görüntüsünde bir yukarı yönlü trend var. Bu mavi çizgiyle belirtilen noktaysa aslında bu yukarı yönlü trendin uzunu. Yani satışlar biraz daha kısa kalmış. Yükseliş trendlerini birazcık daha uzun kaldığı bir dönemdeyiz. Yani periyot olarak Perihan. Şu an zaten özellikle vadeli işlemlere de bakacak olursak daha çok yatırımcıların long pozisyonda yani senin de bahsettiğin gibi yukarı pozisyonlarda konumlandığını görebiliriz. Tabii ki hani biz hep çok bahsettik. Hem Viyop konusunda hem Borsa İstanbul konusunda bu 133 bin bandının da aşağı yukarı Borsa İstanbul'da paralel gittiği noktada bu bahsettiğimiz önemli olan 105 bin, 106 bin bandına denk geldiğini söyleyebiliriz Murat. Burası bizim için önemli. Evet. Piyasanın kabul ettiği şu an önümüzdeki en kuvvetli direnç diyelim. Bunun üzerine atarsak hem Viyop'ta hem Borsa İstanbul'da yeni bir kanal oluşabilir. Ama hani burada da bir miktar sanıyorum ki long pozisyonlarda yatırımcılar bir kapama yönüne gidecektir. Hani kar, biz kar reaksiyonu gelebilir. Çok doğru. Kar satışları diyebiliriz. Aslında mesela konuşmadığımız bir konu var. 100 milyar dolar Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hedefi vardı. Bu biliyorsun rafa kalkmıştı ama bugün bununla ilgili bir mesaj gelirse bence burayı pozitif etkileyebilir ki Aselsan, Kardemir gibi hisse performanslarını da oldukça yakından etkileyecektir. Çok doğru. Bir diğer taraftan da tabii ki en çok konuşan konulardan bir tanesi de Patriot'lar. Hani S-400 ve Patriot ve F-35 eğitim programı gibi birçok nokta var. Bununla ilgili bazı işte Vesper'in açıklamaları vardı. Aynı zamanda Donald Trump bugün eğer F-35 programı ile ilgili, NATO ile ilgili bazı mesajlar, olumlu mesajlar verirse bu kar satışı bir miktar sanki sonraya kalabilir ya da sınırlı kalabilir diye düşünüyorum Peran. Kesinlikle tabii ki bu kar satışının bir de hani nereden geleceğine bağlı. Yani biz bu 135-133 bin Viyop'ta bandı görebilecek miyiz, yakalayabilecek miyiz? Aynı şekilde Borsa İstanbul için de konuşacak olursak 105-106 bandına yaklaşabilecek miyiz? Çünkü dünden beri izliyoruz. Keza aynı şekilde pazartesi günü de öyleydi. 104 binin üzerinde Borsa İstanbul tutunamıyor. Evet. Dün de 104 binin üzerine sınırlı bir hani negatif kapanış oldu diyelim. O yüzden bu kar satışı daha çok teknik bazda olabilir ama senin bahsettiğin senaryolar gerçekleşirse masada Halkbank var, S-400'ler evet, konuşulacak. Onun haricinde bunlar 100 milyar dolarlık ticaret. Evet. Dış politik noktada hani biliyorsun temsilciler meclisi skandal diyebileceğimiz bir kararı imza attı. Burada Türkiye ile ABD arasındaki dış politik gelişmelerde yön verecek sanırım. Kesinlikle. Senin de bahsettiğin gibi özellikle demir çelik sektörünü Kardemir'e ile başta olmak üzere sonra savunma sanayindeki belki en önemli hissemiz olan Aselsan'ı etkileyecektir diye düşünüyorum. Evet. Buradan gelen haberler. Evet. İstersen Peran bir Borsa İstanbul için biz yavaş yavaş yerimizi almış olalım. Vakıf yatırım bu arada seviye olarak da Viyop'ta 127.500 127.000
seviyelerine 128 bin lira kadar bir destek seviyesi olarak belirtmiş. Hı hı. Olası toparlanmalarda da 131 bin ve 133 bin dirençleri olduğunu da söyleyelim. Dün bakıldığı zaman borsa tarafı bir pozitif imelenmeyle kapatmıştı. Hı hı. Ne kadar sen tatmin olmasan da 104 bin üzerinde kapanış olmadı diye, ama yine de önemli bir seviyeye geldik Pera. Evet, şimdi yine 104 binde bir açılış var. Yatay açtı beklentiler evet. dahilinde şu an borsa. 104 bin seviyesinde. Tam önemli yer. Yani buranın üzerinde kalırsak pozitif hava devam edebilir Muratçığım. O zaman bugün gündeminde bir şey var mı diye ben Pera'na sorayım. Yani gongu niçin çalıyoruz diyelim Pera? Gongu kim için çalalım? Trump için çalalım. Umarım iyi gününden kalkmıştır evet, diye. Evet, ters günden kalkmıştır. Ekonomi toplantısında bir miktar ters günden kalkmıştır. 104.049 puan Erdoğan ve Trump için gelsin. Görüşmeler öncesinde ülkemize şans getirsin diyelim. Bakalım ne Umarım. Olacak? Bu temaslar önemli. O zaman sıcağı sıcağına bir Borsa İstanbul teknik analizi de yapmış olalım Perihan senle birlikte. Hı hı. Şimdi Borsa İstanbul'un grafiğini ben hemen buradan Barko'ya rica etmiş olalım. Ekranımı, Reuters ekranımı paylaşalım. 104.049 puan seviyesinden hı hı. başladık. Burada Perihan genel görüntü 100.000 seviyesi şu anda bir destek seviyesi. Hı hı. Aşağı tarafta da sarı o yükselen trendi gördüğüm zaman da kabaca 96.000, 98.000 bandı da destekler olarak gözüküyor. Daha geniş çapta bakacak olursak diyelim bu seviyeler için. Sen daha geniş çapta bir seviye verdin. İstersen ben de gün içi nerelere bakacağız. Gün içi özellikle 103.000 bandının üzerinde kalmamız bizim için önemli. Ama pozitif ivmenin sağlanabilmesi için Viyop'ta bahsettiğimiz gibi 130.000. BİS'te de 104.000'in üzerinde tutunmamız, en azından bugün tutunuyor olmamız. Hı hı. Çünkü buranın hep kar satışı gördük. Söylediğimiz gibi bizim için önemli. Yukarıda bakacağımız yer 105.000 bandı. 105.000 bandının üzerinde bizim maksimum tepe noktası dediğimiz yerde 106.000 seviyesi. Ama şunda mutabıkız değil mi Perihan? Yani olumlu bir mesaj gelirse biz artık Borsa İstanbul'da 105 binin geçebilecek bir hikaye olabilir diyoruz. Yani bu çünkü hem yıl sonu Erdoğan-Trump görüşmelerinden olumlu mesajlar daha önce de gelmiş. Sürpriz olmayacak ama hani bu defa gelmesi farklı olacak çünkü yıl sonuna yaklaşıyoruz sanırım. Şimdi bütün yatırımcıların beklentisi o yıl sonu rallisi. Beni tek endişelendiren nokta... Bu ABD-Çin ticaret savaşları diyeyim, çünkü onların bir an önce mümkünse masaya oturmalarını istiyorum. Bu senaryo havada kaldığı sürece gerek yurt dışında gerekse bizde baskı oluşturmaya devam edecektir. Biz gelişmekte olan bir ülke olduğumuz için Murat şöyle bir sıkıntı var. Hep bunu söylerim, yani dünyada büyük ülkelerden birisi hapşırsa biz grip oluyoruz. Evet. O yüzden orada şu an itibariyle evet bir rally yaşandı ABD tarafında, biz bunu kaçırdık. Ama bundan sonra dahil olabilmemiz için oradaki o ivmenin pozitif momentumun devam ediyor olması lazım ki biz katılalım. Yani çünkü orada bir kar satışı başlarsa ben çok güçlü bir şekilde pozitif ayrışacağımızı açıkçası bununla düşünmüyorum. Bununla ilgili UBS'in bir analizi var. Bunu paylaşacağız. Bu arada çok güzel yorumlar da geliyor YouTube'dan. Şu anda EkoTürk TV'nin YouTube hesabından canlı izleyebiliyorsunuz. Bülent Mert Bey'e, Fikret Kulaksız'a ve İbrahim Bey'e ve Adem Bey'e de buradan sevgilerimizi herkese iletelim. Herkese selamlar. Evet, yani Murat Bey, Perihan Hanım, enerjiniz çok güzel. Tabii eleştirenler de var. Ekonomide şu anda sıkıntılı bir dönem geçirildiğini ve bu anlamda da işte Borsa İstanbul ve diğer analizlerle ilgili de şu anda ülkenin geçmiş olduğu durumdan dolayı konuşanlar da var. Çok haklı olabilirler. Yani doğru. Biz, finans piyasalarını konuştuğumuz için evet ekonomide bu tarafı var. Mutlaka hepimiz bu ekonomideki daralma sürecini diyelim. İyi ya da kötü herkes bütçesine göre hissediyor efendim. O yüzden de yorumunuz için teşekkür ederiz. Çok kısa bir şey eklemek isterim Murat oraya. Aslında bu yorumları birçok defa alıyoruz. Hı hı. Şundan dolayı evet ekonomide bizim hissettiğimiz özellikle enflasyonun etkisiyle birlikte o yani markete pazara gittiğimizde gördüğümüz o fiyatlardan dolayı ciddi derecede evet alım gücümüzün azaldığı konusunda zaten bütün piyasa mutabık. Fakat biz burada işte Borsa İstanbul'da 106 bin seviyesi geçilir mi? İşte dolar bir miktar aşağıya gelir mi diye konuştuğumuzda bu insanlar tarafından aslında yanlış algılanıyor. Ama şunun altını çizmek isterim. Borsa hiçbir zaman gerçekleşeni fiyatlamaz. Ya da ekonomik yani, gerçekleri de yansıtmayabilir. Evet, beklentiyi. Evet. Bu şu demek aslında. Evet, en kötüsünü artık geride bırakıyoruz ve bundan sonra o gördüğümüz dipten yukarı bir ivmelenme 2020 yılı içerisinde daha iyi günler görebilir miyiz? Eğer daha iyi günler görebileceğimizi düşünüyorsak ve gelen datalarda bunu destekliyorsa
İşte zaten biz bu beklentiyi konuşuyoruz. Aslında gerçekleşeni değil. Yani dünden bugüne ekonomimiz hani inanılmaz derecede hareketlendi demek değil. Bu senin dediğin nerede olur biliyor musun? Hı-hı. Amerika'da olur. Yani işte kesinlikle. Amerika'da 400 milyona yakın insan yaşıyor. 80 milyondan fazla Hı-hı. borsa hesabı var. İnsanlar bizde dolar çıktığı zaman ekonomi kötüye gidiyor. Dolar düştüğü zaman ekonomi bozuluyor diyor ya. Orada da Amerika'da borsalarda bir yükseliş olduğu zaman kendilerini iyi hissediyorlar ve ekonomik refahın arttığını düşünüyorlar. Dolayısıyla hani bizde de böyle borsaya deli gibi bir katılım olsa, finansal okuryazarlığımız yükselse kesinlikle. O zaman evet borsanın durumuna göre ekonomiyle ilgili bir çıkarım yapmanız doğru olabilir ama Peran dediği gibi aslında çok fazlasıyla beklentinin alıp satıldığı bir yer. Hı-hı. Bir pazar Hı-hı. diyelim aslında. Evet, evet kesinlikle. Peran o zaman şöyle yapalım. Şimdi Borsa İstanbul'a bir teknik açıdan bakalım. Yani genel görüntü şu anda ekranda da görüyoruz. 105 binlerdeyiz. Kurumların beklentisi de iyi bir rally olursa da 110-115 bin bandında. Yani eski 124 bin zirveleri çok konuşulmuyor gibi. Şöyle aslında çünkü yatırımcılar ve özellikle stratejik analistler, bu arada son dakikamız var istersen hemen bir ona girelim mi? Çünkü Almanya Tüketici Fiyat Endeksi açıklandı. Tamam. O zaman son dakika paylaşalım. Ekranda da görüyoruz. Hı-hı. Sağ olsun Perihan uyardı. Ben gözümden kaçırdım. Borsa heyecanı diyelim. %1 Almanya'da TÜFE 1.1 arttı. Burada beklenti de %1.1'di. O zaman Perihan hemen bunun üzerine bir sende sıcağı sıcağına Almanya'da TÜFE verisini eğer konuştuysak geldiyse bir euro dolara bakalım. Şu anda kesinlikle. Ekranda da görüyoruz. 1.10'lu seviyelerdeyiz. Kesikli çizgiyle belirttiğimizde ekrandaki turuncu çizgiyle 200 günlük ortalama. Hı-hı. Yani onun aşağısı bir fiyatlama var. Onun aşağısında bir fiyatlama var. Yani euro genel olarak bakacak olursak Hı-hı. ben görünümün hala zayıf olduğunu düşünüyorum. Özellikle euro bölgesinden birazcık daha güçlü verilerin gelmesi lazım. Beklentilerin üzerine çıkması lazım. Çünkü özellikle yani bu Brexit süreci masada biliyorsun Almanya'dan çünkü euro bölgesinin lokomotifi Almanya. Oradan yani uzun bir süredir gelen datalar çok iç açıcı değildi. O yüzden euro bölgesinde evet euroyu baskılayan bir fiyatlama söz konusu. Biz burada nelere baktık? 1.09 bandı çok önemliydi biliyorsun en geçtiğimiz ayda 1.09 bandının altını gördük. Burası çok uzun zamandır görülen belki de en dip seviyeydi. 1.09 bandı çok kuvvetli bir destek olmak kaydıyla diyelim. Çünkü onun aşağısında 1.0770'lerde bir gap var yani burası kapanabilir. Macron gap'i. Evet, evet. O yüzden burada bakacağımız seviye bence hani teknik seviye vermek gerekirse 1.10. Buranın üzerinde kalmak önemli. Buranın aşağısında 1.09'a kadar geri çekilme ama 1.09'un aşağısında farklı bir senaryo konuşuyor olabilir evet, diyorum. Bugün de New York'ta Jerome Powell konuşacak. O da biliyorsun önemli mesajlar verecek. Hı hı. Bakalım Trump'a bir mesaj olacak mı? Gazeteciler muhtemelen ısrarla tabii ki gazetecilik reaksiyonuyla Trump'ın eleştirileri soracak. Çünkü hani FED'e geç kalmakla eleştirmeye devam ediyor. Çok önemli. Dediğin noktaya katılıyorum. 1.10 psikolojik bir seviye. Ama benim genel gördüğüm de sanki o Brexit'i konuştuk, birçok meseleyi konuştuk. Yeni bir hikaye gerekiyor ki 1.07.50'nin ya da 70'in aşağısına kıralım. Bu hikaye bizi muhtemelen 1.08.50-1.09'lara götürecektir gibi kesinlikle katılıyorum. Çünkü gelen bütün verilerin şu an itibariyle bu fiyatların içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü evet. biz bunu seninle Pound'da da konuştuk. Euro için de aynı şey geçerli. Eğer yeni bir olumsuz senaryo gündeme gelmezse ben kesinlikle hani bunun fiyatların içerisinde olduğunu söyleyebilirim Murat. O zaman Perihan senle birlikte istersen bir ekranda şunu da hemen ortamızdayken paylaşalım. Spekülatif Euro-Dolar pozisyonları. Şu anda 6.746 kontrattayız efendim. Yani en kötü de değiliz bu arada. CFTC'si haftalık olarak paylaşıyor. Hı hı. En kötüsü 105 bin kontrata kadar eksi gelmişti. Şu anda Euro-Dolar pozisyonlarında bir miktar daha sanki marj var. Eğer düşüş olursa da Perihan'la söylediğimiz o seviyeler olan 1.0770'e kadarlık bir marj bulunuyor. Tabii ki gelişmeler ve veriler kötü geldiği zaman burayı etkileyecek. Euro bölgesinde sanayi üretim rakamı var. Biz hep atlıyoruz. Bu defa atlamamak için ben sana hiç söz hakkı vermeden samimiyetimize dayanarak bir altın fiyatlarını ekrana verdim. 1.461 dolardayız. Dün çok dikkatli izledim. Trump konuştuğu anda %0.30'luk bir yükseliş oldu Perihan. 1450 dolarlardan dönüş oldu. Neden? Çünkü Çin'i hile yapmakta suçladı. Eğer uymazsa müzakere sürecine yeni tarifeler gelebilir dedi. Burayı yükseltti ama bugün Powell belirleyici olacak sanırım burada. Kesinlikle. Öncelikli olarak izleyicilere ben şunu tekrar altını çizmek istiyorum. Çünkü burada hala aslında bir bilgi eksikliğimizin olduğunu düşünüyorum. Biz altından bahsediyoruz. Bizim yatırımcımız, Türk yatırımcımız daha çok gram kısmına bakıyor ama tabii ki biz daha sonuçta gramı
da etkileyen fiyat ons olduğu için. Onu da konuşuruz için, canım yani. Tabii ki onu da konuşuruz. özellikle onsa şunu söylemek istiyorum. Adı üstünde güvenli liman diyoruz ya altın için. Hep şunun altını çizmek lazım. Dünyada ne zaman bir resesyon riski, ne zaman özellikle dünyanın iki süper gücü ABD, Çin arasında herhangi bir olumsuz senaryo gündeme gelirse altın fiyatları tetikleniyor, yukarı yönlü. Eğer birazcık daha dünyadaki senaryo olumluya dönerse bildiğimiz gibi altında. Çünkü bu algıyı birçok yatırımcı da hala oturtamadık diye düşünüyorum. Çünkü hani birçok soru geldiğinde de daha hala altın fiyatlarının tam olarak neyden etkilendiğini yatırımcıların büyük bir kısmının şeyi oturtamadığını, hani bir düzeni oturtamadığını düşünüyorum. O nedenle bu açıklamayı yapma gereği duydum. Biz dün konuştuk. Evet, aslında daha alttaki bir seviyeyi bekledik. Çünkü özellikle 1480, onun altında 1460 var dedik. Fakat 1480 önemli bir destekti. Bu alttaki geri çekilme nereye gider dedik Murat? 1430-40 bandına kadar gidebilir dedik. Ama işte o dünkü Trump tarafından gelen açıklama, birazcık daha bu ABD-Çin arasındaki görüşmelerin iyimserliğini o bozan havayla birlikte burada tepki alışlarını gördük. Burada izleyeceğimiz yer 1400, yine kırdığı yer olan 1460 bandı. Onun üzerine 1480'in üzerine atar ise tekrar görünüm pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Evet ya, ben de uzun vadede altın fiyatlarının, hani bunun vadesi ne zaman olur bilmiyorum ama buralarda kalmayacağını düşünüyorum. Çünkü bugün Trump evet yumuşamış olabilir ya da sağından kalkmış güzel bir kahvaltı yapmış olabilir. ama genel olarak bakıldığı zaman bence şu andaki genel görüntüde önümüzdeki dönemde tekrardan müzakere sürecine bazı tıkanmalar olabilir. Diyor ki mesela izleyicimiz de Bülent Bey de Perihan bir tweet'e bakar diyor ons fiyatı. Kesinlikle katılıyorum. O nedenle zaten uzun vadeli çok fazla dolar yorumu, altın yorumu yapmaktan artık herkes imtina eder oldu. Geçenlerde Mafi hocamızın da bir tweet'i vardı, belki sen de yakalamışsındır, çok hoşuma gitti. Şimdi herkes bana yıl sonu ya da 2020 için dolar fiyatı soruyor. Siz bana Trump'ın ne tweet atacağını söyleyeyim. Ben de size uzun vadede dolar yorumu yapayım demiş. Sanıyorum artık bu yılı özellikle Trump dönemini özetleyen en güzel cümleydi diyebilirim. Kesinlikle öyle. O zaman Perihan'la biz bir de gram altın fiyatlarına bakalım. Bu kadar emtia konuştuysak. Gram altın şu anda ekranda da görüyoruz. 274 TL. Neden? 271 TL, özür dilerim. Bunun sebebi de tabii ki özellikle doların biraz güçlenmesi. Altın fiyatlarının bir miktar daha toparlanması, ama genel olarak hani birçok analistin ve ekonomistin beklentisi de Perihan 260'lar, 255 TL'ler olası bir kurun agresif geri çekilmesi ya da ons altın düşmesinde alınabilecek seviyeler. Gram altına herkes yön olarak pozitif genel gördüm. Yani evet, bizim yatırımcılarımızın da zaten en çok belki de yatırım aracı olarak kullanmayı sevdikleri yatırım aracı diyeyim. Biliyorsun gram, yani altın ve dolar. Hani borsa yatırımcısı birazcık daha farklı. Onlara ait gram altın yatırımcısı bambaşka. Çok, bambaşka. Annelerimiz, teyzelerimiz gram altına bakarken genelde borsa tarafı da daha çok bu piyasaların içinden gelen izleyicilerimizin bakmış oldu. Biraz daha profesyonel diyebileceğimiz gram bir nokta. Gram için şey demek isterim Murat. Evet. Ya, kültürel bir yatırım aracı desek. Öyle. Evet. Yani geleneksel, kültürel, örf adetimize bağlı. Birazcık fazla kulağımızın arkasına koyup yastığımızın altına koyduğumuz bir ürün olarak gözüküyor. Şimdi aslında birçok hisse var. Bunları da konuşacağız. Perihan, istersen altını, euroyu, doları ve doları en sona bırakıyorum. Biraz daha onu konuşuruz. Şu üçüncü çeyrek bilançolarıyla ilgili öne çıkan bazı notlar vardı. Kesinlikle. Hazır bir onlara bakalım. Borsamızı açtık. Bugün borsanı hangi havada açtı sence? Bugün biraz parçalı bulutlu ama sonrasında umarım bu sağanak yağışa dönüşmez diyorum. Böyle güneş açar, biz burada yeşilleri görürüz. Perihan, bayılıyorum sana. Yani parçalı bulutlu. Bana da şey gibi geliyor. Bugün böyle bir Sezen Aksu havası var. Sezen Aksu dinlersin. Evinde kahvenin içerisinde battaniyeni almışsındır. Ama sonrasında güzel bir haber gelir. Tüm böyle depresyon sürecini bir anda atlatırsın, battaniye atıp dışarı çıkarsın. Hava bir anda güneşlenir. Biz onu yarın göreceğiz. Yarın mı olacak sence? Çünkü neden? Şöyle, görüşme akşam 8'de, yaklaşık olarak 3 saat sürecek diye düşünüyorum. Ama Trump'ın ruh haline bağlı. Haleti ruhiyesi. Vallahi yani artık 12'de mi bitirmek ister, 1'de mi bilemeyeceğim. Biz muhtemelen buradan çıkan sonuçları hemen akabinde bir basın toplantısı yapılacak.
yapılacak mı tabii onu da bilmiyoruz. O yüzden yarım fiyatlı olacağız galiba. O zaman hemen biz tempomuzu düşürmeden ek yönetmenimizden de ekrana full rica etmiş olalım. Bakalım bilanço sezonu bitti. Vatana millete hayırlı olsun. Ben çok üzüldüm. Çok güzel bir dönemdi. keyifle çünkü içerik sağlıyorduk. Birazcık böyle malzememiz azalacak yayın açısından. Evet. 53 şirket Perancığım. 3. çeyrekte geçen aynı çeyreğe göre zarardan kâra geçmiş. Evet, bunlara bakalım hemen. Şimdi 53 tane şirket bahsettiğimiz gibi 3. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre zarardan kâra geçenler. Özellikle burada Titikom'a değinmek isterim. Türk Telekom diyelim. Çünkü Türk Telekom'daki zaten bilanço sonrası fiyatlamaları da gördük. Şu an hani bakacak olursak 6.94-95 yani 7 liralara geldi diyebiliriz Türk Telekom için. Çok şaşırttı için. Değil mi? Bilançosu bir anda iyi gelince Türk Telekom'un. Kesinlikle çünkü 6 liranın üzerinde bir seyir vardı bildiğimiz gibi. Onun haricinde bunları Migros'u ekleyelim. Doğaş'ı ekleyelim, Anadolu Efes'i ekleyelim. Vestel, Otokar ve Aksa. Otokar'da da güzel fiyatlamalar gördük. Evet. Zarardan kâra geçen şirketler diyebiliriz. Evet, bir de kardan zarara, istersen onlara da sen bakabilirsin. Kötüleri bana bırakıyorsun. Kötüleri sana bırakıyorum, güzel. Tüpraş, Aslan, Birsan, Cemtaş ve Şok Marketler. Ve 54 şirketi 3 çeyrekte net kârı geçen yıl aynı çeyreğine göre düşüş göstermiş aslında bakıldığı zaman. Genel itibariyle bir düşüş var kârda. Burada bizi tabii ki en çok üzen ve şaşırtan aslında Tüpraş oldu. Yatırımcılar tarafından da en çok konuşulan hisse Tüpraş'tı. Özellikle kârdan zarara geçmesi konusunda. Çünkü biz Tüpraş'ta da çok iyi fiyatlamalar görmüştük bugüne kadar. Özellikle 4. çeyrek bilançosuna dikkat edeceğiz diyelim. Hemen devam edelim. 3. çeyrekte net kârı geçen aynı çeyreğine göre yükselenlerse değil mi? Ülker, Coca-Cola, Arçelik, Ford, Turkcell, Pegasus, Sasa, Koza. Pegasus demek istemiyorum. Yani bir yandan da gözüm Pegasus hissesinde. Çünkü dün %8 yapınca bugün ne yapacak? Bir kar satışı gelecek mi? Şu anda Tekfen'le birlikte endeksi sırtlamaya çalışıyorlar. Evet, hala %1 artı 71.80 seviyesinde diyelim. 114 şirket ise faaliyet karını artırmayı başarmış. Evet. Özellikle Koza Altını bilanço beklentilerinin üzerindeydi. Koza Altını koyalım yine buraya. Pegasus'u koyalım. Migros, Otokar, Koza, Gübre. Zaten bu hisselere özellikle faaliyet karı bilanço döneminde bizim için çok önemlidir. Dikkat ettiğimiz bir husustur. Kesinlikle. Tekrar ediyorum. Koza, Pegasus, Migros, Otokar, Koza ve Gübre. Zaten bakacak olursak fiyatlamalardan da hani bu faaliyet karını artırmış olmasının fiyatlara yansıdığını da bu hisselerde söyleyebiliriz diyelim. Bunlar zaten ekranda şu anda gözüküyor. 88 şirketin ise faaliyet karı düşüş göstermiş bu taraftaysa. Bu arada rapor içinde Ahlatçı'dan faydalandık. Evet, Barış Ülke'ye de buradan sevgilerimizi gönderelim araştırma müdürüne. Tüpraş, Turkcell, NK Ereğli ve Ford gibi. 2019'un 3. çeyrek döneminde ise biz sanayi ve hizmetler endeksi dahil şirketlerin açıklamış olduğu bilançolara göre ortalama faaliyet kârında %41.3'lük bir artış var. Bunu da belirtelim. İzleyicimiz Fikret Bey diyor ki ben biraz acele ediyorum bu arada. Eylül bilançolarından ziyade yıl sonuna bakalım. Kesinlikle haklısınız. 2020'nin biraz da büyüme projeksiyonu çok önemli Perihan. Evet, özellikle bizim konuştuğumuz bu 2020 senaryosu için şimdi onun kapsamı çok geniş. Sayın Berat Albayrak da bahsetti. Daha büyüme, agresif bir büyüme politikasıyla ilerleyeceğiz gibi görünüyor. 2020 yılı içinde eğer ki beklentilerin dahilinde diyelim bu stratejileri, bu ekonomik paketteki alt kalemleri hayata geçirebilirsek ben 2020 yılı içerisinde dünyada bu şekilde kaldığı sürece diyelim birazcık daha pozitif taraftayım. Özellikle bu yıl sanayi sektörü çok geride kaldı. Sanayi hisselerine bakacak olursak Murat ciddi derecede aslında negatif fiyatlamalar var. O da 2018 yılı. Özellikle bu yaşadığımız kur krizinden sonra o daralma ve küçülmeyle birlikte sanayi hisselerinde dediğim gibi ciddi bir fiyatlama görmüştük. Negatif fiyatlama. Ben oralarda artık dibi gördüğümüzü düşünüyorum. Eğer yeni bir olumsuz senaryoyla karşılaşmazsak bence 2020 yılı için birazcık daha sanayi kısmını konuşuyor olacağız gibi hissediyorum. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü çok fazla düştü. Biraz büyüme momentum, biraz değil bayağı büyüme momentum ile alakalı ki işte burada biz aslında Türk Traktör'den tutalım da gübre fabrikalarına kadar hepsi aslında Türkiye'nin büyüme hikayesine eşlik edebilecek şirketler. Dolayısıyla onlar çok ucuz kaldılar. Diğer taraftan da hem bu sektörel anlamda sanayi ve aynı zamanda işte bankacılık sektörü de bence çok önemli. Bankalar bir miktar daha bu düşen faiz ortamında bilançolarını düzeltirlerse bu yıl iyi gitmesine rağmen bence yine bir sanki yer var. O zaman Perihan'la birlikte bir teknik analiz olarak bakalım. Buyursunlar efendim. Bu arada şeye bakıyorum bu arada. Otomotiv sektörüyle ilgili de güzel bir yorum gelmiş.
Ford'la ilgili. Otomotiv sektörüyle bir izleyenimiz sormuş. Özellikle otomotiv sektörüne kısaca bir değinmek isterim Murat. Tamam. Orada çok güzel fiyatlamalar görüyoruz. Neden? Çünkü otomotiv sektörüne dibi gördüğümüzü düşünüyorum. Otomotiv sektörüyle alakalı gelen hani analiz raporlarında okuduğumuzda bu yıl zaten hani satışlarda bir miktar düzelme ve iyileşme var. Özellikle kredilerin geri çekilmesiyle kesinlikle birlikte. Kurun biraz daha sakinlemesiyle birlikte otomotiv fiyatlarında bir miktar geri çekilme var diyelim. Raporlar şunu der efendim, 2020 yılı içinde otomotiv sektörü için gayet pozitif faizler rakamlar düşecek, konuşuluyor. Bir yandan büyüme eğer bunlar normal fizikler satırlar mısın? Normal çok şartlarda oldu, gelirse efendim. Tabii ki yani böyle bir kural yok ama faizler inmeye ve senin söylediğin iki ay desteklenirse neden gitmesin? Otomotiv uçar ki, gider o beklenti zaman. Beklenti fiyatlanmaya başladı. Hani belki yarın konuşuruz otomotiv hisselerini, özellikle TOFAŞ'ta falan çok çok güzel fiyatlamalar görüyoruz. 30 saniyede şunu hemen konuşalım. Hemen. Böyle icaben efendim söyleyelim. Borsa İstanbul Vakıf Yatırım hazırlamış, ellerine sağlık. Borsa İstanbul'daki şu andaki seviyeler 105.000-106.000 destekleri, direnç seviyesi, direnç desteklerde ne var Perihan? Desteklerde zaten bahsetmiştik, gün içi bakacağımız özellikle 101.500 üzerinde kalmamız bizim için pozitif. 102.500 ve 103.000 bandı bizim için önemli. Gün içerisinde geri çekilmelerde ilk izleyeceğimiz seviye 103.000-103.300 diyelim. Evet, bir yandan da günlük pozisyon dağılımları da görüyoruz ekranda. Perihan, süremizin sonuna gelmiş olduk. Şimdi senin çok sevdiğin bir arkadaşı reklamdan sonra almış olacağım ben telefon bağlantısına. Kim acaba? Çok merak ettim. Kısa bir araya gidelim. Perihan Tantua'ya da çok teşekkür ederim. Ben güzel teşekkür analizler ederim. İçin. Yarın sabah yine aynı ekranlarda birlikte oluyoruz. Kısa bir aradan sonra Rıdvan Baştürk ve stüdyo konuğumuz da doçent doktor Aklı Öztürk olacak efendim.